Herkese merhabalar. Nihal'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketime ait olan bir yemeği yapacağım. Patatesli hıngel tarifi. Patatesli mantı da diyebiliriz buna. Bizim memlekette patatesli hıngel diye bildiğimiz çok güzel, yapımı kolay ve lezzeti çok güzel bir mantı tarifi. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben iki beze yapacağım. Bunun için bir su bardağı artı bir çay bardağı ılık su kullandım. Bir tane yumurta ve bir yemek kaşığı tuz ve alabildiğince un ekleyerek böyle sert bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Hamuru toparladıktan sonra tezgahta en az böyle 2-3 dakika yoğurmamız gerekiyor ki mantımız piştikten haşlanma aşamasında böyle parçalanıp dağılmasın. Tezgahta hamur kendini toparlayana kadar 2-3 dakika böyle yoğurmaya devam ediyorum. İyice yoğurduğum hamurumu 2 eşit bezeye ayırıp şöyle bir bezelerim yapıp üzerine bir dolap poşetiyle kapatıp bir 5-6 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamurlarımı şöyle bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Diğerini de üzerine tekrardan dolap poşetiyle kapatıyorum ki üzerinde kurumalar olmasın. Merdane ile bir servis tabağı büyüklüğünde bezemi açtıktan sonra oklavayla istediğim inceliğe gelene kadar açmaya devam ediyorum. Mantı hamurunda dikkat etmeniz gereken böyle çok sert bir hamur yapmanız gerekiyor ki haşlama aşamasında ve iyice yoğurmanız gerekiyor dağılmaması için. Böyle inceliğini kendi göz kararınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kalıp olarak böyle bir çay bardağı kullandım ama evinizde farklı kalıplar varsa kullanabilir veya bıçakla da aynı şekli verebilirsiniz. Böyle yuvarlaklar oluşturduktan sonra etrafından çıkan fazlalıkları kaldırıp tekrardan beze yapıp daha sonra onları tekrar kullanacağım. Bu aşamada ben patatesimi de hazırladım. 4 tane patatesi haşlayıp iyice soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra içerisine kırmızı biber, nane ve bir kaşık da salça katıp böyle biraz kavurduktan sonra soğumaya almıştım. Şimdi soğuyan patateslerimi yaptığım mantı hamurumun içerisine birer tatlı kaşığı olarak yerleştiriyorum. Ve daha sonra kapatmaya başlayacağım. Bütün hamurlarımı böyle patateslerimi koydum. İki farklı şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz tırnaklarınızla şöyle basarak şekil verebilirsiniz. İlk önce elinizle iyice kapattıktan sonra şöyle tırnaklarınızla uç kısımlarını iyice yapıştırıp böyle şekil verebilirsiniz. İsterseniz de birazdan benim verdiğim şekil gibi çatalla da şekil verebilirsiniz.
Aynı tarifi kıymalı da yapabilirsiniz ama orijinali Hıngel'in orijinali patatesiyle yapıldığı için patatesli. Ben memleketimin bir yemeğini yaptım ve patatesi orijinalini bozmamak için patatesli olarak yapıyorum. Şöyle çatalla da uç kısımlarına şekil verebilirsiniz isterseniz tırnaklarınızda, isterseniz çatalla da daha kolay bir şekilde uç kısımlarına şekil verebilirsiniz. Bütün mantı hamurlarımı aynı şekilde kapatıp çatalla şekil verdikten sonra ilk bezemi bitirmiş oluyorum. Evet, bütün mantılarımı şeklini verdim, tamamladım. Şöyle bir tane tepsinin içerisini tabanını iyice unlayıp mantılarımı sırasıyla böyle üst üste çok gelmeyecek şekilde diziyorum ve altını unlamayı unutmayın ki mantılarımız yapışmasın. Şöyle ben diğer mantıyı açana kadar bu mantı kenarda bekliyor. Şekilleri gerçekten çok güzel oldu ve piştiği zaman da hiçbir şekilde kesinlikle bozulma olmuyor. Ben diğer bezemi de açtım. Şöyle çok vaktinizi almamak için açtım. Ve bardakla şöyle yine aynı işlemle kesip içlerine patates koyup yine aynı şekilde kapatıp mantımın şeklini tamamlamış oluyorum. Ve kenarlardan çıkan kısımlarda kesinlikle ziyan etmiyorum. Toparladıktan sonra birer beze haline getirip aynı işlemi yapıp mantılarıma tekrardan böyle bardakla kesip patateslerini koyup şeklimi tamamlamış oluyorum. Şöyle ben mantılarımı yapana kadar o bezem de kenarda dinlenmiş olacak. Çatalınızı ara ara böyle una batırarak yapabilirsiniz. Yapışmalar olabilir. Bu gayet normal. Ve şekillerini tamamladığım mantılarımı yine tabanı unlanmış olan bir tepsinin içerisine yerleştirip mantılarımı böylelikle bitirmiş oluyorum. Ve diğer taraftan şöyle büyükçe bir tencerenin içerisine suyumu koydum, kaynattım ve kaynayan suyun üzerine bir yemek kaşığı böyle tuzu ekleyip mantılarımı şimdi haşlamaya geçeceğim. Tencerenin aldığı miktar kadar mantılarınızı haşlayabilirsiniz. Daha sonra da diğer mantıyı bu çıktıktan sonra diğer mantıyı haşlayacağım. Böyle yapışmaması için tek tek atarsanız daha iyi olur. Mantılarımı şöyle attım. Ara ara karıştırarak mantıları kontrol ediyorum. Ve pişen mantıların böyle yüze çıkarsa pişti demektir. Ve diğer taraftan da ben sosunu da hazırladım. Bir yemek kaşığı salça, pul biber ve birazcık da nane ekleyerek böyle sosunu yapıp hazırladım kenarda. Şimdi pişen mantılarım şöyle yüze çıktı. Tencerenin üzerine çıktı. Şimdi onu bir kevgir yardımıyla veya bir süzgeçle alıp kenarda soğumaya bırakıyorum. Ardından diğer mantılarımı da tekrardan aynı yöntemle haşlayacağım. Şöyle mantılarımı aldım, bir servis tabağına koydum. Üzeri için tercihe göre isterseniz sarımsaklı yoğurt veya sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Ben şöyle yoğurdu her tarafına gezdirdikten sonra üzerine salçalı sosumu da gezdirip mantımı tamamlamış oluyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.